Marek Kamşik hem milli takım kariyeri hem Trabzonspor hem de Robert Mack. <laughs> evet. Sol kanat oyuncusu 31 yaşındaki Slovak oyuncuyu da bir anlamda önermiş oldu. <laughs> Transferle alakalı. Güzel. Genelde böyle yıldız oyuncular öneride bulunuyorlar. Yani Trabzonspor'un şu anda ivedilikle transferi sol kanat olacak. Bakayemen'in yerine, Bakayemen'in boşluğunu dolduracak oyuncu kim olacak? taraftar onu bekliyor. Tabii ki Trezeguet Abdullah Avcının istediği e, ilk sıradaki oyuncu. Hani e, e, bu transfer için Trabzonspor yaklaşık 15-20 gündür uğraşıyor. Menajeriyle e, sıkıntılar yaşıyor. Aston Villa'da bir sıkıntı yok ödeme konusunda, bon servis konusunda. Menajeriyle yapılan İstanbul'da yapılan son görüşmede menajeri e, şunu söylüyor: e, Sizin önerdiğiniz şartlardan daha fazlasını oyuncuma veren Arabistan Yarımadası'ndan, Arabistan kulüpleri, işte Katar'dan kulüpler olduğunu söylüyor. Trabzonspor'da tamam o zaman diyor. O oraya gitsin oyuncu diyor. Trabzonspor bekliyor. Biliyor çünkü Trabzonspor bilef olduğunu. E, sonra oyuncu geçen hafta randevu istiyor Trabzonspor'dan. E, tekrar görüşelim. Oradaki işlerimiz olmadı. E, sizin şartlarınızı kabul ediyoruz diyor. Trabzonspor Aston Villa'dan 2.2 milyon euro kazanıyormuş Trezege O parayı veriyor. Yani, normalde 1 milyon ee, bir, bir, bir buçuk milyon euro sık alabiliyorsun Bonuslarla 2.2 milyon euro e, Bu işi aynı rakamı verip Transferi bitirecek oyuncu gelmek istiyor 27 yaşında daha e, Bakayeme'nin daha Hızlısı daha e, takım Savunmaya yardım Edeni daha takım oyuncusu Asis yapanı diyebiliriz Evet Bakayeme çok gol atıyordu belki Trezeguet bu kadar Gol atamaz ama yine de o boşluğu Doldurur e, Marlon Konusunu çok soruyor Trabzonsporlular Marlon Uşaklar'dan tam koparacakken Trabzonspor İtalyan kulüplerinden teklif gelince eşi İtalya'da yaşamayı tercih ediyor Marlon'un eşi İtalya'ya gidelim diyor oyuncunun kafası karışıyor şu anda Marlon zora giriyor ama Trabzonspor bir yıldır istediği Kaan Ayhan konusunda mutlu sona ulaşmak üzere yani Kaan Ayhan transferini Trabzonspor büyük ölçüde gerçekleştirdi yani Sassuolo kulübünü bonservis konusunda ikna etmek üzere 5 milyon euro civarında bir rakam masada duruyor. Kaan Ayan'ı zaten Abdullah Avcı görüşüp anlaşmış. Orada kazandığından bir tık daha fazla fazlasını kazanacak belki Trabzonspor'dan. Ama istediği bir oyuncu. 3 mevkide de oynayabilecek savunmada. Joker oyuncu. Marlon da böylelikle taca çıkacak. Sağ ayaklı stoper. Trabzonspor'un Hugo Kaan Ayhan olacak gibi duruyor orada. Bir pürüz çıkmazsa ama bu hafta içinde o transfer bitecek gibi duruyor. Yani Kaan Ayhan müjdesini verebiliriz Trabzonspor'a. Kaleci konusunda Trabzonspor'un arayışları vardı. Berk Özer'le görüşme halinde Trabzonspor. Eğer oyuncu hani yurt dışını düşünüyormuş, yurt dışı olmazsa Trabzonspor'un teklifine evet diyecek. Ve Uğurcan Çakır'ın yani Uğurcan Çakır'ın ben gideceğini düşünmüyorum bu arada. O rakamlara Trabzonspor satmaz, satmaması da en doğalı, en doğrusu. Belki Özer de Uğurcan Çakır'la rekabete girecek. Eee yedeği olacak şu anda görünen o. O gelişmeyi de verelim. onun dışında Trabzonspor'dan verebileceğimiz yeni gelişmeler. Yani Yusuf Yazıcı bir ara Trabzonspor'a gelecek mi? diye çünkü yeşil ışık yakmıştı ama şu Paris an Lille Saint geri döndü Yusuf. geri döndü ee, Paris Saint Germain'in bir ilgisi varmış Yusuf Yazıcı'ya ee, yani şartları sormuş Lille kulübünün ile e, bir temas kurmuş Paris Saint Germain ama ne şekilde olur bilmiyorum bu transfer eğer Paris Saint Germain Şöyle istiyorsa bonservisiyle Zeki alır zaten Uzun Şampiyon olunduğu sezon Galtier vardı evet. başında. Paris Saint Germain'e gitmesi konuşuluyor Nice evet. gitmişti hatta evet. sürpriz bir şekilde Belki onun da etkisi olabilir bu haberin bu. Yani evet öyle bir haber var. Bakalım göreceğiz ama bu transfer gerçekleşirse Trabzonspor bon bonservisiyle gerçekleşirse %20'sini alacak. Çünkü Lille yapılan sözleşmede bir sonraki satıştan %20 pay alma hakkı var Trabzonspor. Trabzonspor'un bu transfer gerçekleşirse oradan da kasasına bir para girecek. Onu da söyleyelim. Güzel bir ticaret olur. Evet. Yani şu anda Trabzonspor'un dediğimiz gibi sağ, ayaklı stoper transferi kaldı. Onu yapacaklar. Bir de işte sol öne. Canini ile bir görüşmesi var. Ha, Canini ile sözleşme uzatacaklar. Oyuncu kabul etmiş. İki yıl daha sözleşmesini uzatacaklar. Şimdi zaten kampa geldiler. Bugün top başı yapıyorlar. bir hafta içinde onunla da masaya oturup o işin de adını koyarlar. Hani yemede yaşanan sorun yaşanmaz. Ee, Kuvasi tabii ki önemli bir oyuncu ama e, o verimi veremedi. Bir Kupa maçında, Denizli Spor maçında bir gol atıp iyi oynamıştı. Onun dışında ondan da beklenti çok ama... E, Fazla da süre yani, alamadı tabii. Yani süre aldığı maçlarda da çok bir varlık gösteremedi. Yani e, çok böyle potansiyelli bir oyuncu gibi durmuyor. Benim izlemim, hani ilk 11 oyuncusu olmaz yine de. Ha, çok kısa. Dekabete hani girse de, ile girse, ne bileyim Tirezege olmadı, oldu diyelim. Oraya... Şey alınacak oyuncuyla rekabete girer mi bilmiyorum. Zeki ne var şimdi? Esas şöyle girelim. Stoperde 3 tane kaldı değil mi? Kaan gelirse Yani şey Ahmet Ed Edgar Edgar'ın sözleşmesi zaten bitmişti. E, Ahmet var şu anda. Şu Ahmet an Can elinde. Kaplan var. E, Hugo var. Hugo var. E, Dansvin gelirse, gelirse de şey. Kaan Ayhan, Kaan Ayhan var. var. Keşke bakmış bir şey so, e, Germen Han Şakhtar Donetsk'ten. Marlon Marlon, Marlon. 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 Zor çok teklif varmış. Yok, olsa e, da Marlon'u bitirmiş olsan bir de evet. Kaan Ayan'ı aldın mı sana uzun vadeli bir stoper attı yani defa attı olur. Tabii kolay iş değil onların hepsine de para vermek. Tabii. Yani çok farklı bir Marlon'da stoper attı Çok farklı bir stoper Piyasa Piyasa değeri 10 milyon euro. Olanan, 26 yaşında Marlon tabii zaten. Tabii 26 yaşında salsa olan 12 milyon euroya almış şaklar. Yani oradan, orada, orası zaten tabii oradaki şu şey. andaki savaş ortamı nedeniyle e, tabii. FIFA'da da kolaylık işte getirdi. 2020 2023 Haziran'ına kadar sözleşmenizi askıya alabilirsiniz dedi. Onların da belli ya. Trabzon ama şey yapıyor işte hep dolduruyor. Ama diye. hocanın birinci tercihi baştan beri Kaan Ayhan. Ya Kaan Ayhan tabii tercih edilir. Niye? Üç mevkide bir birden oynuyor. Bir de. Milli takımın oyuncu. Her zaman için e, Kaan Ayhan'ın esas ana hep kafasında geçen hep 6 numara yani biz öyle altı numara diyoruzsa hep defansif orta saha dönmek işte onu da Funkel diyelim mesela Funkel. Düsseldorf'ta çok tecrübeli olduğu için stopere koydu. Yani orada devamlı oynamaya. Schalke de mesela sağ oynadı. Evet. ilk çıktığı zamanlar orta saha neyse yani çok faydalı bir oyuncu alıyorlar. E tabii bir de Trabzon hani diyoruz ya fazla kalabalık kadrosu ama çok fazla maç oynayacaksın. Evet. Çok fazla maç oynayacaksın yani geçen sezonki yaşadığın o sıkıntıyı yaşamaman Aslında lazım. Aslında Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'ne girerse Şampiyonlar Ligi maçları e yıpratacak. yıpratacak. Evet Gide oradan bir 30 milyon euronun üzerinde Başkan Ahmet Ağal'ın dediğine göre yani, yani bütün maaş bütçesi bir sezonluk futbolcuların zaten. maaş bütçesi fazlasıyla karşılanacak oradan diyor. Haklı olarak girmek isteyecekler. Ondan sonra Şampiyonluk da, kadar önemli ondan sonra ekonomik devam açıdan. ediyor zaten. Tabii. Şampiyon, Avrupa Ligi. Avrupa Ligi devam Ondan sonra öbürü devam ediyor. Yani çok uzun bir Avrupa tabii. Maratonu var. Tabii, tabii, Bu aynen. Fenerbahçe'de de aynı şekilde. Aynen. Onun için kadro hani biz burada belki diyoruz ya, çok fazla filan oyuncular var ama onu da düşünmek lazım. Belki Şampiyonlar Ligi'ne çıkacaksın. Hiç Türk oyuncu oynamadan sadece yabancılarla oynayacaksın. Beşikteki durum orada nasıl olacak şimdi? Abdülkadir Ömür'le ilgili bir transfer iddiası var. Ona da bakalım çünkü Beşiktaş gibi Trabzonspor'un da 11'ini oluştururken bu yerli oyuncular kim olacak? Ya da satılacak olan oyunculardan sonra nasıl bir hamle olacak? Bir Abdülkadir Ömür haberine bakalım ardından yine konuşalım. Bu transfer gerçekleşirse Başkan Ahmet Ağolun'un kafasındaki rakam bu kez nedir Abdülkadir Ömür konusunda? Onları yani, da bilmiyoruz tabi. İstersiniz evet. tabi. Az ve talep meselesi kadar ben de... <laughs> 15 ister. yani ya mutlaka ister de ama göre, şimdi Trabzon'un Türk oyuncularının yanında da sıkıntısı yok. Şöyle yani. bir bakıyorsan yok. Sol bekim var, Doruk Hanım var, var Kaleci'm var, var. var. Var yani Türk oyuncuları da var. Var var Neydi Fenerbahçe'yi bir sürdük. Türk oyuncular da ileri derecede. E, Trabzon'un onları yakalamıyor. var. Yani e, giderse de mutlaka doldururlar yerine. Şimdi bak Kaan Ayan diyorsun. Kaan Ayan bir Durukan var. Tabii. Her pozisyonda oynayan bir, iki tane oyuncu içine çıkıyor. Bir çırpıda iki tane oyuncu var. Bir de e, yani Trabzonspor başkanının deyimiyle her sezon bir oyuncu satmak zorunda demişti. Şimdi bu sezonda evet. şampiyon olan takımdan bir oyuncu gider yani bu da Hani Uğurcan Çakır olmaz. Menajerinin söylediğine göre 10-15 milyon eurodan fazla para vermezler diyor. Ki ben o şiddetle karşı çıktım. Yani böyle bir cümle kullanılmaz. Oyuncuyu değersizleştiriyorsun sözleşmesi olan bir oyuncuyu. Onu diyeceğine bir de kardeşi ya da abisi bunu söyleyen a Spor'da, a -Spor a bağlanıp söylemişti. Onu diyeceğine Uğurcan Çakır'ın değeri 25-30 milyon euro. Vermiyorlarsa Trabzonspor'da kalsın diyeceksin. Şampiyonlar Ligi görecek bu oyuncu. Orada iki kurtarış yaptı mı o 15 milyon yere 20 milyon euro olacak. Bu sene gitmesin seneye gitsin. Yani böyle bir şey olur mu? Abdülkadir Ligi... Ömür gidebilir. Kendini güçlenip geliştirmesi lazım. Çok potansiyelli. Bakayım ne dedi? Futbol hayatımda gördüğüm en yetenekli oyuncu. Biz kaç, yüzde kaçını izleyebildik bugüne e, işte kadar? İşte onun da sakatlıkları, çocukluk, talihsizlikleri. <laughs> yani şey, bırak şampiyonlarla ilgili oynayın. Zaten milli takımda oynuyorsun. Şampiyonlar Ligi ama çok Şim, daha farklı tabii, olur. Vitrin tabii. farklı oluyor orada. Yani, Burada Uluslar Ligi'nde oynadığı yer çok cavcaklı. ya. kaleci biliyorsun Avrupa Liglerinde de üst seviyelerdekinden bahsedersin. Oradaki kaleciler de yani öyle böyle değil. Bizim, bizimki de öyle. Yani. Bizim kalecimiz de öyle Trabzonspor'un kalecisi de. Her şey, herkesi gönlüne göre versin derler. ya. 20 milyonu buldu mu ver abi hiç bekleme. 20 milyon, e, 20 mi... milyon euroya verilir. Buldu mu, ver hani 10-15 milyon euroya verilmez. Yerinin boşluğunu nasıl dolduracaksın? Şampiyonlar Ligi oynayacaksın. Seni bu sene kurtarışlarıyla, kritik kurtarışlarıyla şampiyon yapmış. Hep söylüyorum. Buradaki Beşiktaş maçında e, skor tam gider. Beşiktaş baskı yapmışlar. Enin bir şutu var. Mucizevi bir kurtarış. Ondan sonra Trabzonspor maçı kozandı. Zaten yani kaleci öyle durumlarda ortaya çıkıyor iyi kaleciler. Şampiyonluklarından en baş mimarları kaleciler. Tabii Muslera kaç kez. İki yıl üst üste Muslera'nın kurtarışları Santrofor, şampiyon yaptı. Santrofor'un tutanın atanın hep böyle bir tabir vardır çok Öbür doğru ama. atıyorlar tabii. Kolay değil hali Bir Onlar taraf bir... tutacak, bir taraf atacak. Yakal Futbolun doğasında bu var ama zaten. Işte o hattı çok iyi kurmalı. O hatta omuriliği sen oturttuktan sonra yanlarına da biraz çalışkanlığı olmuşsa i̇şte bak tekrar söylüyorum. İki tane oyuncu geliyor şimdi. Kaan'ı da bir bırakırlar. Bir tanesi zaten mevcut elinde. Dorukan koy nereye koyarsın oyunu adam hiçbir yerde düşüş yok. Her mevkide de aynı performansı gösteriyor. ve şimdi Kaan da o tarzda 3 tane oynayan, 3 mevkide oynayan ise şey. eli de güçleniyor. Bir de Tabii uzun bir şeydan lig maratonu bir tarafa bırak. Onu oynayacaksın mecbur. Ama Avrupa serüveni uzun olacak. E şeye gelecek. Eee Kupası orada da belli bir yerden sonra başlayacaksın. Yani çok meşakkatli bir yol e, şampiyonluğu kovalamak isteyeceksin. E, kadroyu kurdular yani bir şey fazla bekseği kalmadı. Bir tek işte Vakayemenin gideceği pozisyonu kapatacaklar. Bitti. Var mı Trabzonspor? Kombineler satışa çıktı. En pahalı kombineler Trabzonspor'un bu arada yani. Öyle mi? Bir, bir, 1961 liradan başlıyor. 26 bin liraya kadar. Maşallah. No yani ya tamam şampiyon takım, şampiyonlar ligi var işin içinde ama <gülüyor> <gülüyor> bayağı pahalı yani. Ama fazla maç İstanbul seyredecek. İstanbul takımlarının bu kombinelerinden daha bu pahalı. Bu sene fazla maç seyredecek ha, Trabzonspor taraftarlar. Ona bakarsan taraftarlar. doğru. Öyle e bakarsan doğru. Bizler de öyle. Biz de televizyonda seyredeceğiz ama fazla maç seyredeceğiz. Burada Trezegi yani. konusundan da bahsetmiştiniz. Bununla evet. ilgili de bir haberimiz var. Evet, bakalım. Ee, sol kanatta Vakayeme ile devam edilmedikten sonra Trezegi hamlesi çok fazla konuşuluyor. Bakalım Trabzonspor Trezegi transferinde nasıl bir aşama kaydetti?